Hepinize selam arkadaşlar. Yeni serimiz Demokrasi 4'ün ilk bölümüyle karşınızdayım. Goat Simulator'ın sonunda söylemiştim. Bu oyun pazar günleri artık kanalımızda yayınlanacak. Bölümleri hep beraber bakalım başımıza neler gelecek bu oyunda. Şimdi oyuna yüklediğim modlarla başlayayım. Türkiye ve Dark mod yükledim. Onun dışında Türkçe mod da yükledim. Normalde oyunda Türkçe yok. Atölyeden yine Türkçe modu buldum. Ama Türkçe ile Türkiye modu çakışıyor. O yüzden onların bir videosu var. Aynı anda kullanacaksanız benim gibi o videoya bir bakmanızı tavsiye ederim. Onun dışında seçeneklerden bir şunu Dark'a çevireyim. Evet, hepimizin gözleri bayram etti. Oyunu yükle. Tabii ki de bir şey yok. Çünkü hiç oynamadım. Ama yarım yamalak görmüşlüğüm var. Yalan da söylemeyeyim. Şimdi yeni oyun diyoruz. Normalde işte ABD var. Birleşik Krallık, Japonya, İşte Fransa, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya diye devam ederken Almanya'dan sonra İtalya ve Güney Kore oluyor ve ben Türkiye'yi de ekledim. Türkiye modu gelmiş, varmış daha doğrusu, yükledim. Türkiye resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da, küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer alan ülke. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan'ın ekslav toprağı Nahçıvan. Güneydoğuda ise Irak ve Suriye komşusudur. Güneyini Kıbrıs Adası ve Akdeniz, batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan, yani Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir yazmış. İşte burada da şeylerimiz var, bilgilerimiz falan var. 2020'deki verilere göre oynuyormuşuz. Peki, şimdi bu ülkenin kontrolünü ele al ve ülkenin sorunlarını çöz diyor. Hadi bakalım. Şimdi oyuncu partisi, yani bizim partimizin adı ne var? Adalet Birliği, Adalet Hareketi, Adalet, Aile Değerleri, Anayasa, Ataerkil Bilim falan, Birleşik Cumhuriyetçiler. Şimdi ne koysak, ne koysak? Nasıl bir şey koysak? Yeni sağ, yeni sol, yeni tekno. Bu ne lan? Teknokratlar falan filan, bir sürü bir şeyler var. İddiatçılar falan var. Neo-sömürge Komünist ittifak falan var. Eşitlikçi demokratlar, eşitlikçi cumhuriyetçiler, Ebedi Özgürlük Partisi. İki tane de muhalefet seçeceğiz bu arada. Okey. Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti. Yani seçelim hadi. Cumhuriyetçi Parti seçelim amına koyayım. Buraya ne seçelim? Şimdi bize bir tane Neo Sömürge Birliği gelsin, tamam mı? Bir de komünist gelsin. Dur. Bir de komünist atalım karşıya, tamam mı? Nerede o komünist kısım? Komünist ittifak. Ha. 3 parti. Daha fazla olabiliyor mu ki? Ha, 2 ya da 3 olacak. Okey. Tamam, zorunlu oy verme. Oy verme zorunlu olsun mu? Gerçekçi olsun. Yani oy vermeyebilsin insanlar. Zorluk %100, doğuştan sosyalizm falan, bunlar kalsın böyle. Borç başlangıcı, ananı sikeyim de, oho, 507 B yazdığına göre milyar TL galiba, değil mi? Yarra yedik. Bin değildir o, değil mi? Hani billion. Hani million değil de billion'dur o herhalde. İnşallah. Neyse, oyuna bakalım. Ünlerin yanında poz veriliyor. Hoş geldiniz Demokrasi 4'e, hoş geldiniz. Başkan olarak ilk döneminize yeni başladınız ve Genelkurmay Başkanınız olarak işlerin nasıl yürüdüğünü açıklamak için buradayım. Aşağıdaki simgeler size ülkenizin durumlarıyla ilgili birkaç temel göstergeyi göstermektedir. Umarım işleri daha iyi hale getirebilir ve görev süreniz dolduktan sonra yeniden seçilebilirsiniz. Yönetime başlamak için aşağıdaki penceredeki görev sürecini başlat olarak işaretli düğmeye basın. Başkanlık olarak yeni işinize hoş geldiniz. Tüm 83 milyon işte kişilik vatandaşlarınızın hayatları artık sizin elinizde. Tahmin edeceğiniz gibi vatandaşlarınızın yaşam kalitesinin uzun vadede iyileştirilmesiyle ilgilenirken mümkün olan en kısa sürede ilgilenmeniz gereken bir dizi durum ve sorun var. Ayrıca 5 yıl içinde yeniden seçimlere gideceğinizi unutmayın. Bu nedenle kamuoyu yoklamalarını ve parti üyeliğinizi izlemeniz gerekecek. İyi şanslar.
Şimdi bu şey gayri safi yurt dışı hasıla, sağlık, eğitim, yoksulluk, suç, tavan, ananı kim bu ne? İşsizlik zaten %50'de 60'da. Aa ya şimdi biz bunu arttıracağız. Bu notepad, bunu arttıracağız. Bunu köklememiz lazım. Bunu düşüreceğiz. Bunu tamam alttakileri düşüreceğiz. Üsttekileri arttıracağız. Son seçimde partinin %10 çoğunluk ile kazandı. What the fuck was that? Bu size politikalarınızı uygulamanız için biraz politik güç verecektir. Kanka %10 ne ya Allah aşkına ana ekran. Buradan ülkenizin mevcut durumunu inceleyebilirsiniz. Karmaşık görünebilir ancak tüm farklı bileşenler çok benzer şekillerde çalışır. Simgeler, politikalar, kanunlar, seçmen grupları ve vatandaşlarınızın sağlık ve eğitim seviyeleri gibi önemli kavramlar için. Ulan tek nefeste okudum. Değerler dahil olmak üzere ekonomi ve veya toplumdaki farklı nesneleri temsil eder. Sonraki düğmeye tıklayın. Eyvallah. Tamam. Şimdi diyor ki seçmen. Seçmenler. Ekranın solundaki bu şeritler seçmen gruplarını temsil eder ve renkli ilerleme çubukları hükümetinizden ne kadar memnun olduklarını gösterir. Metnin arkasındaki daha açık alan bu grupların her birinde bulunan seçmenlerinizin yüzdesini gösterir. Demokrasi 4'ün temel kavramlarından biri bireysel seçimlerin seçmenlerin aynı anda birçok farklı seçmen grubunun üyesi olabileceğini ve bu gruplarla ne ölçüde özdeşleştiklerinin kendi içinde değişken olduğunu anlatmaktadır. Bazıları zıt olduğu için bu seçmen gruplarının hepsinin sizi tamamen onaylamasını asla sağlayamazsınız. Ha, diyor ki hepsini kesinlikle fulleyemeyeceksin. Çünkü biri artı, biri eksi. Farklı kutuplar aynısı ikisini de şey yapamazsın. Ama muhtemelen ikisini de ortada tutabilirim fulleyemesem de. Neyse ne var? Devlet çalışanları, dinler kesim, ebeveynler, emekli kesim, etnik azınlık, gençler, herkes. Şu ortalama herhalde herkeslerine göre. Kapitalist kesim, liberal, muhafazakar, orta gelirli. Sendikacı, serbest çalışanlar, sosyalist, sürücü, vatansever, yoksul, zengin, çevreci, çiftçiler, işe gidip gelenler. Peki bunlarla aramızda bir şeyler olacak. Tamam. Yalnız ülkenin çoğuyla aramız çok kötü lan. Hani bir devlet çalışanları, sosyalist, yoksul kesimle iyiyiz, çevrecilerle iyiyiz. O kadar. Kalanlarla zaten muhafazakarlar. Muhafazakar kesim yok edecek gibi bizi. Tamam. Politikalar, beyaz simgeler politikalardır. Oyuna önceden uygulanmış bazılarıyla başlarsanız ancak çoğu iptal edilebilir. Ve daha fazlası eklenebilir. Ayrıca ayarlanabilirler. Politikalar ülkeyi yönetmek için kullandığınız birinci yöntemdir. Ha, bunlar beyazları politika. Maviler neymiş? Mavi simgeler ülkenize ilişkin istatistikler verileri temsil eder. Gayri safi yurt dışı hasıla gibi. Ekonominin gücü, suç veya vatandaşlarınızın eğitim seviyesi gibi soyut kavramlarla ilgilidir. Politika kararları yoluyla istatistik ananın neyse verileri yalnızca dolaylı olarak etkileyebilirsiniz. Diğer simgeler gibi onların ekonominin toplumun hangi bölümünü temsil ettiklerine ulaşım vergi mi benzi vergi mi? Neyse bağlı olarak ekranın farklı bölgelerinde bulacaksınız. Kırmızı veya yeşil arka plana sahip simgeler durumlardır bunlar. Bunlar evet devamı yok mu abi? Eyvallah. Şimdi politikalar, veriler ve durumlar efektler aracılığıyla birbirine akış sağlar. Farenizi simgelerden herhangi birinin üzerine getirdiğinizde örnek. Ha, diyor ki bu buna etki ediyor. Bu buna olumsuz, bu buna olumlu etki ediyor. Peki ölme hakkı. Baktığım şeye bak. Tamam. Yeşilin olduğunu, kırmızının tamam onu anladık zaten. Etkinin aralığının nasıl bağlanıyor? Okey. Akışlı etkinin gücünü de gösterir. Bunu deneyip sonraki basın. Ne kadar hızlı giderse mesela farklı bir şey de deneyelim. Mesela ne kadar hızlı giderse o kadar etki ediyormuş. Okey. Belirli bir seçmen grubuna bir göz atalım ve onlar hakkında daha fazlasını öğrenelim. Orta gelir seçimlerine tıklayın. Orta gelirli. Bu pencere belirli bir seçmen grubunun ilişkin ayrıntılı bilgilerini gösterir. Her seçmen grubunun kendi görüşleri ve öncekileri vardır. Ve olay veya politika her grubu farklı şekilde etkileyecektir. Grafik şu anda bu seçmenin zaman içindeki fikirlerini gösteriyor veya zaman içindeki gelirlerini veya grup üyeliklerini seçebilirsiniz. Mutluluk etkileri, ad ve güç. Sonra bu alan bu seçmen grubunu dur bakayım bu grubun farklı girdilerin bir listesini veya gruba nasıl hissettikleri gösterir. Yeşil etkiler iyi ve olumlu, kırmızı etkiler kötü ve olumsuzdur. Yani kırmızı. Şu anda miras vergisi ve gelir vergisi bunları itiyor mu yani bize karşı? Emlak vergisi. Bunlar o yüzden bize karşı şey mutsuz yani. Politikalar, durumlar veya değerler değiştikçe bu etkiler zamanla değişebilir. Tüm bu etkilerin toplamı grubun nasıl hissettiğini belirlemeye gider.
Bu ev hakkında daha fazla bilgi görmek için bir kısa yol olarak bireysel bir aktivite, bireysel bir etkiye tıklayabilirsiniz. Örneğin gelir vergisinin orta sınıf seçimlerinize, seçmenlerimiz üzerinde etkisini gösteren etkiye tıklayın. Tıklayalım. Ve işte gelir vergisi için ayrıntılar ekranındayız. Bunu iki öğe arasında hemen hemen her türlü etki için yapabilirsiniz. Gelir vergisi bir politikadır, beyaz simgeler. Ve bu ekran size politikanın sahip olduğu etkileri gösterir. Şimdi bu neydi? Şunu çekemiyordum. Bu gelir vergisi mesela. Sosyal, ha tamam, burada genelini görüyorsun. Bu kime ne etki ediyor onu görüyoruz. Okey. Mesela sosyalistleri mutlu ederken kapitalistleri mutsuz ediyor. Eşitlikçileri, eşitliği daha doğrusu şu mavi başka bir şeydi. Onu, eşitliği arttırırken orta gelirli kesimi bayağı yerden yere vuruyor. Zengin kesim çok umurunda değil. Gayri safi yurt içi hasılaya yük bindiriyormuş. Hayırseverlik biraz düşüyormuş. Cryptocurrency kabulünü arttırıyormuş. Yoksulluğu da arttırıyormuş. Aslında bu kötü bir şey gözüküyor en azından. Ve seçmenler arasındaki popülerliği de gözüküyor. Peki. Kaydırıcı bu belirli politikayı kontrol etmek için kullanılır. Bunu gelir vergisini yukarı veya aşağıya ayarlamak için kullanabilirsiniz. Bu seçmen grupları, durumlar ve istatistikler, istatistik amına kodumun kelimesini ben niye okuyamıyorum? İstatistik ananın ama neyse, veriler gibi tüm bağlantılı öğeler üzerindeki etkilerini değiştirir. Kaydırıcıyı kullanın ve ardından ilerleye basın. Yani şunu yükseltip ama bir puan harcı 36 29 peki. Maliyeti ve geliri de var bunun. Okey, şimdilik şurada dursun da aynı yerinde. Bu aynı yerde kalır mısın? Teşekkürler. Tamam, sonraki. Politika kaydırıcı, kaydırıcıyı hareket ettiğinizde efektlerin iki farklı değer gösterdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Mevcut daha koyu. Efekt ve kaydırıcı yeni konumunda olan efektler, değerler bulundukları yerden yenisine taşınacaktır. Her etkinin en sağındaki eylemsizlik süresine dönüş sayısı olarak bağlı olarak zaman içindeki konum, bu değer sıfırsa etki bir sonraki dönüşün başlangıcından yeni seviyede olacaktır. Ha, tavan olursa bir seviye atlıyor burada. Başka bir olay oluyor. Şimdilik her şeyde olduğu gibi. Bırakalım, kaydırıcı ayarlamamıza rağmen bu politika dokunmadan bırakmak istediğimizi belirtmek için değişiklikleri geri al diyebiliyoruz. Okey. Doğru. Gelir vergisine bakmamız yeterli. Sağ üstteki kapat butonuna. Tamam. Durumlar. Şu anda ülkemizi etkileyen durumlardan birine bakma zamanı. Daha fazla bilgi almak istediğiniz durum simgelerinden herhangi birine tıklayın. Ne bu? Şuna tıkla mesela. Bu seçilen durumla ilgili bilgileri gösterir. Gördüğünüz gibi durumların hem nedenleri solda şunlar, hem de etkileri vardır. Onda bunlar muhtemelen aynı nedenleri ve etkileri yazıyor. Burada hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Yapabileceğiniz tek şey çeşitli etkileri görmektir. Durumlar eğer nedenlerden gücünü yeterince azaltmak. Bunu kötü etkileyen mesela bu ne? Amına koyayım, ne olduğunu göremiyorum. Sol üstte yazıyor muhtemelen. Ama kötü bir şey. İşte bunu ne tetikliyor? Artı yönde işsizlik tetikliyor mesela. Bunu düşürmek istiyorsan polis gücünü arttırmam gerekiyor. Mobese kameralarını falan arttırmam gerekiyor. Ha, bunu mesela dindar kesim arttırıyor. Alkol tüketimi bunu arttırıyor. Neyse artık. Bunun etkileri de turizme eksi vuruyor. Suçu arttırıyor. Muhafazakar kesim mutsuz ediyor. Liberalizmi de düşürüyor. En azından o kesimi galiba. Değer, ha, şu anki seyrettiği değer. Başlangıcı burası. Bitirmek için de buraya indirmek gerekiyor. Okey. Bu ekranın üst kısmındaki, tam burayı hallettik zaten. Bu durumdan çıkalım ve şimdi başka verilere bakalım. Kapat düğmesine basın. Son simge türüne, istatistikler verilere bir göz atalım. Mavi simgelerden herhangi birine tıklayın. Bu ekran ulusal bir istatistik hakkında bilgileri gösterir. Bir durum gibi. Nedenleri ve etkileri vardır. Bazı istatistikler tam aynı bok değil mi işte? Bu neden etki, tamam. Burada değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yüzden tamam. Politik sermaye. Merkez simgesindeki bu değere dikkat edin. Bu hükümetinizin işleri halletmesi için gereken desteğin miktarını temsil eden siyasi sermayedir. Tur başına sınırlı miktarda siyasi sermayeniz vardır. Her tur bir çeyrek yıl ediyormuş. Yani 4 tur, 4 tur bir yıl ediyor. Bittiğinde daha fazlasını elde etmek için dönüşü bitirmen gerekir. Bazı siyasi sermayeler bir sonraki sıraya taşınabilir. Ancak hepsine değil, ayrıntılar için simgeye tıklayın. Politik sermaye politikaları düzelttiğinizde, iptal ettiğinizde veya yenilerini uyguladığınızda kullanılır. Farklı politikalar ne kadar tartışmalı olduklarına bağlı olarak farklı miktarlar gerektirir. Sermaye bakanlar tarafından üretilir. Popülerliğiniz ve önceki seçimi ne kadar dramatik bir şekilde kazandığınız ile. Politik sermaye
Seçim sonrası destek tur başına falan filan. Okey. Tamam, kapatalım. Tamam, yeni bir politik... Abi basmam, hayır. Basmam, bir dakika, hey. Basmam, tamam, hayır. Buraya kadar iyi öğretir ama hayır, böyle bir şey olmayacak. Yeni bir politikanın nasıl oluşturulacağını görmenin zamanı geldi. Abi... Basmıyorum. Kapatın lan gözünüzü. Kapatın lan gözünüzü. Tamam, geçti. Geçti. Kabus. Okey. Tamam, geçti. Sakin olun. Bunlar danışmanlarını seçmeniz için hazırladığı yeni politikalardır. Abi 15 dakikadır öğreticideyim ya. Tamam. Amk. Uygulayayım mı? Yani yazının yarısı yok. Tamam, uyguladım. Bu uygulamayı seçtiğiniz yeni politikadır. Yeni politikalar üzerinde kaydırıcıyı ücretsiz olarak ayarlayabilirsiniz. Yani yeni bir politika yapıyorsak... Amına... Lan uygulayamıyorum. Neyse. Politik sermaye kullanmadan bazı politikaların uygulanmasının zaman aldığını ve bunun da biraz zaman alacağı anlamına geldiğini unutmayın. Tamamen çalışır durumda. Şimdilik ana ekrana geri dönün ve sağ üstteki kapat düğmesine basalım. Ha, okey, uygulatmıyor. Sonraki dönüş. Görülecek çok şey var ancak buna daha sonra geleceğiz. Yapabileceklerinizi bitirdikten veya bir çeyrek içinde yapmak istediğinizde dönüşü bitirmeniz zamandır. Ekranın sağ üstü. Tıklıyorsun. Rapor. Bu 3 aylık rapordur. Ülkenin mevcut durumunu etkileyen bazı temel göstergedir. Vurgulayacaktır. Ayrıca bilmeniz gereken... amına koyayım. Durduk yere gayri safi yurt içi hasıla düşerken eğitim arttı. Neyse. Ayrıca bilmeniz gereken başka bilgiler de olabilir. Bu çeyrekte ilgilenmeniz gereken acil ikilemler de görülebilir. Her neyse, katılmanız gereken çok şey olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden işe koyulmanıza izin vereceğim. Eminim hükümet artık emin ellerde. Devam et. Bro devam et. Bro devam et. Eşleyeceğin çık mı diyoruz? Okey. Ulan ya. Tamam, devam edelim. 17 dakikanın sonunda artık kontrol tamamen bizde. Tamam, şimdi popülerlik de sıfır. Ananı giyim ya. Bu ne? Seçime kalan zaman değil mi bu? Her turu 3 ay süre bu. Okey, 19 turumuz varmış. Bu ne abi? Ananı giyim. Intel. Burası sizin istihbarat briefing odanız. Bir dizi kuruluşu izliyoruz. Bazıları nispeten zararsızdır. Ancak daha aşırılık yanlısı tehlikeli gruplara geçit görevi yapabilirler. Bu yüzden onların üyeliklerine göz kulak olmamız gerekir. Devlete yönelik saldırıları önlemiş. Ananı giyim. Aa, bunlar mesela çok şey değil ama şunlar silahlı gruplar. Vay amına koyayım. Güvenlik etkinliği faydasız. Yani şu an bayağı saldırıya açık bir konumdayız. Peki. Evet, şimdi politik sermayemiz 18'de. Şimdi neler var? Bu ne mesela? Amına koyayım, bu ne? Vigilant Mobs. Get Dolar. Bu ne? Silahlı soygun. Oo, kanka bu neymiş ya? Şimdi bir dakika, bizde ne düşük? Dur, bu değil de. Ülkeye nereden bakıyor? Ananı sikim, borç var. Gelir giderden azsa hesap açığı büyür. Hesap açığının büyümesi demek borcun büyümesi demek. Ödeyemiyoruz amk. Şimdi bir dakika. Şeyi mesela GDP'yi arttırmamız gerekiyordu. Tamam, dur. GDP'yi arttıracağız. Başka suçu düşüreceğiz. Tamam, bu ana etkenler burada. Yoksulluk falan var. Şimdi bir dakika. GDP'yi yükseltmek için ne lazım? İş güveni diyor mesela. İş güveni, istikrar, hükümet borcu, enflasyon. Yani çevre, yolsuzluk, yabancı yatırım, verimlilik, uluslararası ticaret, tütün vergisi, turizm, trafik sıkışıklığı, teknoloji hibeleri, satış vergisi, suç. Şimdi dur, suç full bizde değil mi? Şimdi suç bayağı bir şey etki ediyor abi. Suçu düşürmek için bir şeyleri halletmek lazım. Ne var? Alkol suistimali var mesela. Bunu ne tetikliyor? İşsizlik tetikliyor, yoksulluk tetikliyor, alkol tüketimi. Alkol tüketimi. Ne var? Burayı şey yapan yasal uyuşturucu tüketimi varmış. Yoksulluk, gayri safi yurt içi hasıla buna olumlu etki ediyormuş. Ananı sikeyim. Çok zengin olursak da kötü oluyor herhalde. Alkol vergisi. Ha, dakika bir vergiler. Hadi bakalım. şimdi suç full olduğu için mecbur bunu biraz şey yapacağız. %25 yükselteceğim abi. Ve bunun bize geliri de olacak. Güzel.
Tamam, 5 politik sermaye harcadım bile. Şimdi GDP değil de suçu ne tetikliyor başka? İşsizlik tetikliyor. İşsizliğe ne tetikliyor? İşsizlik yardımı. Düşür abi. Düşür. Düşür. İşsizlik yardımını düşür. Yardım düşerse iyi gider, iş bulur amık. Ne diyeyim? Şimdi suçu başka ne tetikliyor? Sokak çeteleri. Bunu ne tetikliyor? Polis gücü. Polis gücü ne alemde? Düşük. Kanka bunu fulle bu arada ya. Polis gücünü fulle bak. Suçu azaltacak olan yegane şey bu gibi duruyor. Polis gücünü düşürdük. Organize suç. Bunu ne şey yapıyor? Şiddetli suç. Amına koyayım. Her şey birbirini tetikliyor ya. Organize suçu bitirmemiz lazım. Sokak çeteleri. Yoksulluğu düşürürsek bu da düşecek. Okey. Polis gücü silahlı polisleri arttırabilirim. Şöyle %10 olarak. Tamam, puanım bitti zaten. Yine 8000'de kaldık amına koyayım. nasıl geçiyoruz abi? Ha. Makul kuvvet yasası. Kırsal kesimden bir adamı kendi evinde vurularak genç bir hırsızı öldürdüğü yine bir dava. Ev sahibinin adam öldürme suçundan yargılanmasını göz önüne aldığında mülkü savunurken makul güçle ilgili yasayı aydınlattı. Ha bak, bu durumdan şu an haberdarım. Şimdi bu Türk şey yapmadan dolayı bazı şeyler çıkmıyor. Neyse. Burada bir karar alıyoruz ve bu ülkede bazı şeyleri etkiliyor. Neyse, tamam. Makul gücün tanımını geliştir. Polisten uzakta kendi evinde şiddet uygulayan bir suçlunun saldırısına uğrayan korkmuş bir adamı suçlu mücadelede ölse bile suçlanmayı bırakın. Tutuklanacağı açık bir şekilde. Saçma, her vatandaşın ne olursa olsun mallarını savunmak için güç kullanma haklarına sahip olduğunu açıklığını kavuşturun. Mülkü savunma konusunda sorgulanmış bir hak. Polisin ev sahiplerinin kendilerini savunmak için kullandıkları araçları görmezden geleceğini açıkça belirtmeliyiz. Ya da bu. Aradakini seçelim. Tamam, muhafazakar ve vatanseverleri okeyledik. Liberal düştü. Ne yapacak, bir şey yok. İnternet trolleri. Amına koyayım şu şey, neyse. Gayri safi yurt dışı hasıla düşerken eğitim tekrar artıyor. Peki abi. Sıkıntı yok. Suçu düşürürsek hiç sıkıntı olmayacak. Borç koruma hukuku, borç tahsilatı kuruluşları. Ajans etkinliğini sıfırlayın. Bu ajanslar toplumumuzdaki en zayıf ve en fakirleri avlıyor. Onları asla geri ödenmeyecek fahiş oranlarda borç almaları için kandırıyorlar. Bu gasptan biraz daha fazlasıdır ve hükümet bu tür vicdansız şirketlerin ciddi, tamam. Kimse insanları geri ödemeyecekleri parayı ödünç almaya zorlamaz ve bu abi yok. Şunu yap. Sokarlar öyle işe. Güzel. Devam et. Şimdi 16 tane şeyimiz var. Şimdi suçu düşürmeye devam edeceğiz. Silahlı polisler yaygınlaştırılmış, her memur silahlı. Makine başlıyor. Onun kim, neymiş o? Neyse, şu anlık her memur silahlı yapalım. Tamam. Benim bu suçu bitirmem lazım abi. Organize suç bunu bayağı bir tetikliyor. Sokak çeteleri onu tetikliyor. Tamam, bunu güzel. Bunu halledeceğiz. Mobese kameraları, şehir merkezleri, yaygınlık, her sokak köşesi. 10 politik sermaye alıyor. Bekle, bunu bu kadar fulleyemem. 5 verelim. Yaygın olsun sadece. Tamam. Şimdi. Yanlış bilmiyorsam oyunda yasalar falan vardı bir yerden. Ha, buradan. Ekonomi, vergi. Abi vergiye bir bakalım. Plastik poşet. Çevreci kesim mutlu oluyor. Kapitalist kesim ağlıyor. Geliri var. Maliyeti yok. Bildiğin yani. Sağlıklı gıda sübvansiyonları. Gıda fiyatları düşüyor. Sağlık ve oo, bunu yap, bunu yap. Orta değil, yüksekte olsun. Tamam, bunu bastık. Okey. Şimdi sınır duvarları, refah, vergi. Şu an vergi kıpkırmızı. Bunları yapamayız galiba. Abur cubur vergisi. Sağlık artıyor, herkesin geliri düşüyor. Bitki bazlı diyetler artıyor, gençler düşüyor, yoksulluk yükseliyor. Bunu sallayalım. Araba vergisi. Dur bakayım. Refah. Ne var? Alkol bilinçlendirme kampanyası. He, alkolü düşürüyor. Çok iyi. Sütün kullanımı düşürüyor. Tamam, bunları uygula abi. Dur, bunları ücretsiz yapabiliyorduk değil mi? Uygula. Bunu kökleyebiliriz direkt. Aa, tamam. Hepsine kırmızıyız çünkü şeyimiz bitmiş. Okey. Tamam, bu turu da geçeceğiz. Yönetime geri dönelim. Gayri safi yurt dışı hasıla iyice düşüyor. İşsizliği düşürmeye başladık. Sağlık yükseliyor. Çok iyi. Şu GDP'nin düşüşünü engellemezsem sıçacağım ama onun farkındayım abi. Onun farkındayım. GDP'nin düşüşünü engellemek zorundayım. Bunun için
vergi. Hibrit otomobil şeyi var, çok güzel. Lüks vanlar vergisi, plastik vergisi. Sermaye kazanı, süper mağazalar cezalandırıcı, sık uçuş, yönlendirilmiş kar. Dur bakayım, neymiş bu süper mağazalara cezalandırıcı vergi? Süper mağaza vatandaşlar için uygulanabilir birçok. Gerçi bunu okumaya gerek yok. Neyi arttırıyor, neyi düşürüyor ona bakmak lazım. Gayri safi yurt içi hasılayı düşürüyor. Geç. Abi yurt içi hasılayı arttıran bir şey lazım bize. Oğlum bu çok iyi lan. Hibrit otomobil girişi. Petrol talebini düşürüyor. Sürücü, çevreci, elektrikli araba geçişi, yüksek kazanç, çevre, araba kullanımı, çevreci kesim. Bunu uygula abi, bu çok iyiymiş. Bunu uygula. Gıda pulları var. Sağlık artıyor, yoksulluk düşüyor. Oo, bu bayağı iyiymiş. Ama bir dakika, ilk başta abi bana şey lazım ya, plastik poşet. Abi getirisi lazım, anladın mı? Kamu hizmetleri. Şey neredeydi lan, dur. Bilinçlendirme. Alkole bilinçlendirme vardı, onu yaptık galiba değil mi? Tütünü salla, tütünle şu an işimiz yok. Ticaret konseyi. Uluslararası ticareti arttırıyorsa bu bizi işimize yarayabilir. Çevreci kesim, çevre. Başka ne var? City Farm. Abi beni bir şeylerin güçlendirmesi lazım. 5 puan. Okey, devam. Bu arada hesap açığı da gitgide artıyor. Neyse, sıkıntı yok. Gayri safi yurt dışı hasılayı bir arttırabilirsek zaten dur ve ara. Polisten şimdi yetkileri tanıtın. Bu suçla mücadele değerli bir silah olacak ve özellikle şiddet ve sokak suçları üzerinde gözle görülür bir yetkiye sahip olacak. Vatandaşlarımızın saklayacak hiçbir şey yoksa bu yasadan korkacak şeyleri yok. Bu çok tehlikeli bir hareket. Irk temelli, istismara açık ve polisi toplumdan daha da uzaklaştıracak. Tamam. Polis durduruyor random bir kişiyi ve arayabiliyor. Abi hayır ya. Sal sal sal. Yoksulluk düşüyor, güzel, ama sağlık artıyor. İşte gayri safi yurt içi hasılayı bir arttıramadık amına koyayım. Burada ne halindeyiz? Ha, bize tehdit oluşturuyorlar yavaş yavaş. Aga GDP'yi benim düşürmem lazım ya. GDP'yi deli düşürmem lazım. Ekonomi. Ekonomi. Bana geliri olan bir şeyler lazım. Olası gelirler hiçbirinin yok. Kanun ve düzen. Abi gelirli bir şeyler lazım bana. Yani ne yazık ki gelirli bir şeyler lazım. Bu sebepten dolayı boş evler vergisi. Bak bu güzel bir şey olabilir. Bu gerçekten iyi bir şey olabilir. Olası gelir. En çok gelir ne var? 252 milyon olan var. 446 milyonluk bir şey var. En çok o var. 446'lık bir şey var. Bakıyorum. Milyar var. Otomatikleştirilmiş işlemleri sınırla. Hayır abi, bu baya kötü etkiler lan bizi. Öyle bir şey yok. Ama milyar dolar getiriyor yani. Bu ne? Çevreci ve çevre artıyor. Gayri safi yurt içi hasılayı düşürüyor abi, yok. Yok, o olmaz. Bu da olmaz. Bu da gayri safi yurt içi hasılayı düşürüyor. Amına koyayım. Abi onu artı etkileyen bir şey yok ki maşallah. Yani şuna bak. Bu da düşürüyor. Bu da düşürüyor. Amına koyayım. Hepsi düşürüyor mu? Benim anlamadığım o. Bak bunu bir tek emekli kesim sevmiyormuş. Boş evler vergisine. Tamam, gayri safi yurt dışı hasılaya direkt bir etkisi yok. Ama en azından hani şey yapıyor. Anladın mı? Tamam, bunu fulle amına koyayım. Fulle. Aynen. Emekli ve... Bir dakika. Dur bakayım. Ha aynen. Emekli, kapitalist ve zengin kesim ağlıyor biraz. Ama dört kesim şey yapıyor, bir de bize artısı oluyor. Gençler ve yani gençler okey. Gençler şey yapıyorsa güzel. Gençlerle aramızı iyi tutalım abi. Bunu uygula sert bir şekilde. Şimdi GDP'yi olumsuz etkileyen ne var burada? Teknoloji backwater. Rekabetçi olmayan ekonomi. Ha, petrol fiyatı. Bizim bunlara bir girişmemiz lazım. Rekabetçi olmayan ekonomiyi ne tetikliyor? Ücretler, verimlilik. Dur pardon, bu şey verimliliği arttıran kurum vergisi, bordo vergisi, asgari ücret. Bunu arttırıyor. Bu da hem kapitalist kesimi olumsuz etkiliyor hem de gayri safi yurt dışı hasılayı düşürüyor. Kurum vergisi neymiş?
Kimi artırıyor? Sosyalist kesimde rekabetçi olmayanı artırıyor sadece. Hiç benim umurumda olan bir durum değil abi. Şöyle altı şeklinde. Bu bize gelir mi sağlıyormuş lan? Dur bakayım. Evet. Milyar dolarlık da gelir sağlıyor. Abi baksana. 2 milyar dolar gidiyor bir anda. Ama uzun vadede düşünürsek bu bizi kurtaracaktır diye düşünüyorum. Tamam, bunu bu tur yapamıyoruz. Dur, bir dahaki tura geçelim. Bakanlık istifası. Vay amına koyayım. Suçu düşürdük. Bak. Gayri safi yurt dışı hasılanın düşüşü engellendi. Sağlık yükselmeye devam ediyor. Güzel. Bakanlarınızdan biri hükümetinize yeterince görev yaptı ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa etti. Mümkün olan en kısa sürede bunların yerini alacak uygun birini bulmanız gerekiyor. Vay amına koyayım. Şimdi bu her hükümet departmanında kimlerin çalıştığını gösterir. Her bakan her ikisi de zamanla değişebilir. Ve daha ucuz zamanla bakanlarınızın sadakatinin değişebileceğini unutmayın. Sadakatsiz bakanlar daha az siyasi ve sermaye sağlayacaktır. Bu yüzden sonunda bazılarını kovmayı veya belki de kabineyi tamamen yeniden karıştırmayı düşünmeniz gerekebilir. Ayrıca her bakanın farklı seçmen grupları arasında popüler olduğunu unutmayın. Bu yüzden onların kabinede bulundurmak devam edilebilir. Bazı seçmenler mutlu bir dereceye kadar. Meslektaşlarınızın kariyer beklentilerine şimdi karar vermeniz için sizi bırakacağım. Birini kovmadan önce her zaman potansiyel yedek bakanları görebileceğinizi unutmayın. Tamam. Ekonomi Bakanı ayrılmış. Okey. Kabini karıştır 10 başkent. Kabini bir karıştıralım abi. Şimdi. Hepsini bir kov amına koyayım. Ben bunu kendim halledeyim. Potansiyelleri görecektik sözde de. Ha. Potansiyel bakan. Şimdi ne bakan arıyoruz? Dış politika bakanı arıyoruz. Şimdi dış politika arıyoruz. Dış politika. Mesela bu var. 1,3 veriyor. Kimlere şey? Sempati, ebeveyn ve dindar kesim. Dış politika. Başka var mı? Dış politika. Dur bakayım, dış politika. Bu var, 2,1. İşe gidip gelenler etnik azınlıklar. Bak bu iyiymiş, 2,1. Başka var mı dış politika? Bu kaç veriyor? 1,7. 2,1 var. 2,1 var abi dış politikada. 2,2 var. Ebeveynler ve sosyalist kesim. Sadakati de çok yüksek. Bu abimiz olabilir bak. Dış politika 2,2 bu. Ben bu adamı istiyorum. Bunu nasıl alacağım ben? Bir dakika. Onu nasıl alacağım lan? Ha, işi al diyorsun. Ha, okey, buradan alıyorsun. O abimiz burada değil mi? Aynen. Deneyimi az ama sıkıntı yok. Kampanyası da yok. Sadakati yüksek. Bir de bize fazla şey veriyor. 2,2 veriyor. Politik sermayeyi. O yüzden hem ebeveynler ve sosyalist kesimle de aramız ileride iyi olacağı için güzel. Refah. Şimdi refah için bir bakan işi al diyelim. Bu ne? 3 şeyli var. Refah. Şimdi refah kim var? Refahta. Ha, bak bu refah. 1,2 geç. 1,8 refah. 1,6. 1,8 vardı en iyi. Bakalım neymiş o. Devlet çalışanları sosyalist kesim. Zaten okey. Deneyimi de artıyor galiba. Kampanyası var. Sadakati yüksek. Aldım işe. Ekonomi. Al bakalım işe. Ekonomi arıyoruz. 1,6. Ekonomi önemli bizim için. Ekonomi çok önemli. 2,1 vardı. Bir tane daha 2,1 var. Peki aralarında seçim yapacağız. Şimdi bu ekonomi abimiz liberal ve sendikacı kesimde arası iyi. Kampanyası da var. Çok iyi. Bu taraftaki işe gidip gelenler etnik azınlıklar. Buradan devam da edebiliriz. Deneyimi de var. Kampanyası da var. Sadakati de var. Alındın abi. Vergi. En önemli bakan. En önemli bakanlık. İşe al. Vergi 1,2, 1,7. 1,7. Bunlar bize puan olarak dönecek. Bir tane daha 1,7 var. Okey. Bu neymiş? Sosyalistçi ve devlet çalışanları ile arası iyi. Öbürü sosyalist liberal kesimle iyi. Bir tane de 1,6 var. Kapitalist ve yoksul kesimle. Yoksul kesim. Sosyalist ve liberal kesim 1,7, öbürü sosyalist ve devlet çalışanları. Devlet çalışanı mı, liberal kesimi? Devlet çalışanlarına doğru gidelim biz bence. Ama bunun deneyimi düşük, bunun deneyimi artıyor. Yo, bunun değil, pardon.
bunun. Bunun çok daha iyi deneyimi. Öbürünün de şeydi değil mi? Full'dü şeyi, aynen kampanyası, bunun da full. Tam deneyim sıkıntı yok. Biz burada denetiriz onu. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. Aldım seni işe. Kamu hizmetleri işe al. 1.2, 1.1 falan var abi, yok. 1.5 var. Güzel. 1.5'lik kamu, 1.6'lık var. Maksimum 1.6'lık, okey. Etnik azınlık ve liberal kesim. 1.5'likler ne var? Yoksul ve etnik azınlık. 1.5 başka ne vardı lan? 1.5'lik bir tane daha yok muydu? 1.5, 1.4'le bakacağım. Yok, salla burayı. Yok abi, 1.4 ve 1.5. Etnik azınlık, muhafazakar, kapitalist, yoksul. Abi yoksul kesim oynuyor. Bunun en azından daha fazla kampanyası var. Sadakati de bize yüksek ve deneyimi de artacak yani. Aldım seni. Kanun ve düzen. Şimdi adalet yani, bildiğim burası. 1.7. Bir tane daha 1.7'lik var. Güzel. 2.1 var. Liberal ve sendikacı kesimle arası iyi. 1.7'lere bakalım. Liberal ve yoksul kesim. Liberal. Her türlü liberallere oynayacağız anlaşılan. O yüzden en yükseğini alalım direkt. Yani hiç uğraşmayalım. Ulaşım. 1.7 var en yüksek ulaşımda. 1.7, bir tane daha var. Güzel. İki tane 1.7 var. Liberal ve yoksul kesim. Ulan bu ne liberalmiş amına koyayım. Ne var? Sosyalist kesim, liberal kesim. Bak bunun deneyimi de bayağı artıyor. Şeyi de bayağı artmış. Yani sadakati de var hiç yoktan. Yani seni aldım abi. Okey. Okey. Tamamız abi. Umarım tamamızdır yani. Yaptık değil mi? Aynen. Herkes okey şu an. Okey, tamam. Devam edelim ve okey. Gerçi sonraki turda save alıyordu değil mi? Tamam, bu turda oynayalım o zaman. Ondan sonra bölümümüzü bitiririz. Şimdi gayri safi yurt dışı hasılayı bizim yükseltmemiz lazım değil mi? 5 var. Tabii kabineyi karıştırdık. Muhtemelen ondan dolayı gitti. Burası bizim kabinemiz, evet. Bura ne? Ha, burada bir şeyleri arayabiliyoruz. Bu ne? Harcamalarımızın nereye gittiği? Oo, bir dakika. Bu grafik devlet harcamalarının bir dökümünü gösterir. Daha fazla ayrıntı için tek tek bir kalemi tıklayabilirsiniz. Birçok yayının maliyetinin çeşitli faktörleri bağlı olarak zaman içinde değişeceğini unutmayın. Oo, şimdi bize bindirilen yükler gözüküyor. Okey, tamam. Buna bir dahaki bölümde döneceğiz abi. Buna bir dahaki bölümde döneceğiz. Başka nelerimiz var? Anketler. Bu tablo şu anda bir seçim olsaydı size oy vereceğini iddia eden seçmenlerin yüzdesinin bir tahminini gösteriyor. Katılımın %100 olması olası olmadığını, bu doğru olmayabilir. Her iki şekilde de güçlü bir görüş olmayan seçmenler zorunlu hale getirilmedikçe seçim günü oy vermek için gelmeyebilir. Yani diyor ki senin burada oyun gözükebilir ama daha düşük de gelebilir. Yani adam gelmeyebilir yani sonuçta diyor. Oylamanın yetleri, bu biz miyiz amına koyayım? Üzdü, vallahi üzdü. Yani üzdü. Neyse, halledeceğiz hepsini. Evet arkadaşlar. Şu anda şurayı da halledelim. Sonraki ekrana geçelim ve bitsin. Eğitim düşüyor. Gayri safi yurt dışı hasıla düşüyor. Suç düşüyor. Ay amına koyayım. Dur bakalım şimdi. Polis silahlı kuvvet. Bir polis saldırısında silahsız bir vatandaş öldürüldü. Mağdur ırksal bir azınlıktaydı ve toplumdaki öfke yarattı. Amına koyayım. Irksal gerilim arttı. Liberal kesim düştü. Etnik azınlık düştü. Yarrağı yedik. Yakın tarihli bir basın toplantısında emniyet müdürümüz sokak çeteleri ilgili sorunu şimdi kontrol altında. Bu daha az suç ve daha... Aaa, güzel. Antisosyal davranış bitti. Sokak çeteleri bitti. Silahlı soygun bitti. Suç istatistikleri bürosundan büyük haber. Silahlı soygun vakalarında gözle görülür bir düşüş oldu. Çok iyi abi. Esnafımız şampanyayı dağıtacak. o değil de gerçekten suçu düşürdük bu arada. Yani %30 falan yedik suçtan. Çok iyi. Tabii gayri safi yurt dışı hasıla da götten yiyor. Neyse, sıkıntı yok. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Konuşamadım. Kimsenin istihbaratı Donald Trump kadar saygısı yoktur. Donald Trump. Okey abi. Tamam, burada nasıl save ediyoruz bilmiyorum ama ha, oyunu kaydet. Oyunu kaydet.
TR1 diye kaydedelim. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde bakalım başımıza, ülkemizin başına neler gelecek. Bakalım yani. Evet. Demokrasi 4'ün bu bölümü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bay bay.